أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun inşallah. Bu kainatı Allah niye yaratmış? Bizi niye yaratmış? Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Bir tanesi bu kainatın yaratılmasına, senin yaratılmana sebep muhabbetmiş. Allah seni sevdiği için. Bir sebebi de iktizai esmadır. Bazısı soruyor, beni niye yarattı diyor, sevdiği için. Niye seviyor, sana ne? Acayip bir şey ya. Zaten bana kalsaydı senin bu kafanı zaten yaratmazdı. Yani muhabbeti tenkit eden muhabbete layık olur mu? Muhabbeti tenkit ediyor. Niye seviyor diyor. Allah Allah. Allah seni seviyor, yaratmış. Beni niye seviyor diyor. Seviyor. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Muhabbet, kainatın yaratılış sebebidir. Aynı zamanda bağdır. Kimyada birbirine bağlayan bağlar var ya. Mesela olmamış yemek soğan bir tarafa gider, kuru fasulye bir tarafa gider, yağ bir tarafa gider, su bir tarafa gider. Olmamış yemek, yani soğan gözüküyor, imtizaç etmemiş. Diyor ki aynı bunun gibi muhabbet olmayan evde, muhabbet olmayan toplumda, muhabbet olmayan kainatta hepsi müstakil olur. Birbiri içinde potada eriten muhabbettir. Şu kainatın rabıtasıdır diyor bu ya. Birbirine bağlayan sebeptir. Mesela mektep okuyanlar için söylüyorum. Kimyada elektron, proton şeyi var ya böyle. Bir maddenin dış tarafında elektronlar var. Hep kendisini 8'e tamamlamak ister. Küçük sayıda ise, böyle 6'dan aşağı ise, gitmek ister. Evlenmek ister vesaire. 6'dan 6 veya 4'ten yukarı ise hep almak ister. Yani bağ kurmak ister, mükemmele doğru gitmek için. Kimyada da aşk-ı kimya denilir. Yani buna bizim tabirle aşk-ı kimya. Bağ yani. Bir sürü kovalent bağ var, iyonik bağ var, metal bağ var. Kimyada bir sürü bağlar var. Bu maddede söyledim. Kainatta da öyle. Evde mesela birbirine bağlayan rabıta muhabbetmiş. Eğer bir karı koca kusurları görüyorsa, batıyorsa hareketleri, konuşması, sevmiyor demektir. Muhabbet kusuru görmez diyor. Mektubatta, 23. mektupta. Muhabbet kusuru görmüyor. Görüyorsan muhabbet yok. O nispette yok yani, o kalitede yok. Muhabbet oldu mu kusur gözükmez kardeş. Gözüne batıyorsa sevgi aşağıda, başka şeyler öne çıkmış. Bunu psikolojiye de uygulayın, ailede uygulayın. Yani böyle batıyor ya senin her şeyin, her sözün, her hareketin bana batıyor. Sevmiyorsun da ondan. Bir olayımı anlatayım kısaca. Belçika'dandı galiba. O zaman Zeytinburnu yıkılmamıştı. Adam geldi. 1,5 seneden beri bizi arıyormuş vesaire. Sanki bir şey varmış gibi. Bak oradan beri geldi. Dersi dinledi. Ondan sonra 1,5 kaç yıl? Senelerce aramış. Yani bu sıkıntısına çözüm aramış. Dedim ya otur bakalım. Derdin neymiş? Unutmuyorum hiç. 21 dakika eşinden şikayet etti. Yani geçimsizlik sebebi. Boran geçiriyor. Bırakmak da bırakamıyor. Fatih. 21 dakika geçti. Hep dinledim. Bitti mi dedim ben. Bitti dedi. Senin derdin şu. Eşin meşin bunlar bahane. Sen insan sevmiyorsun. Sen de muhabbet özürlüsün. Muhabbet. Özürlü özürlü. Sevme özürlüsün. Sevemiyor. Sevseydin şunlar, şu anlattıkların münakaşaya, kavgaya sebep değildir.
Sif öyle ama özürlü değil yani. Sağır özürlü değil, muhabbet özürlüsü. İşte bu aslında en büyük belasından bir tanesi de muhabbet özürlüsü. Hem şu kainatın nurudur muhabbet. Hem bu kainatın hayatıdır muhabbet. Acayip bir şey ya. Mesela evinize, mahallenize, dershanenize ne bileyim bir adam geldi böyle. Bir ferahlık duymuyor musun? Bir değişiklik olmuyor. Ya bir rahatlamıyor musun? Allah Resulü'nün tabiriyle gözüktüğü zaman rahatlatan, konuştuğu zaman seni ferahlatandır. Senin dostun. Hikmetle konuşur. Öyle. Görüldüğü zaman insan rahatlıyor ya. Diye bak birbirimizi gördük. Ne kadar hoş oldu. Aman ördün geldi. Tövbe estağfurullah. Diyorsa yani sıkıntı ya. Peki kim bu? Hani zahiri sebep noktasında hakikaten Allah düşmanı ise sevilmez tabii. Humanist değiliz. Şartsız, kayıtsız insanları seveceksiniz. Yanlış. Allah sevmediğini sen nasıl seviyorsun ki? Allah düşmanlarını seveceksin. Öyle bir şey yok. O da değil yani. Öyle de değil. Zihniyet diyor. Allah düşmanına düşman olacaksın. Allah'ın dostuna dost olacaksın. Ha, bağ beynimizde ise muhabbet kainatın bir sebebi vücududur, rabıtasıdır. Kainatın nurudur ve hayatıdır yani. İnsanda da aynı böyle. Çünkü insan kainatın hulasasıdır. Eğer hayatımıza muhabbeti merkeze koyarsak, bu sefer birbirimize bağlar, kusurlar pek gözükmez. Kusurlar öne çıkmaz. Bir sürü güzellikleri var. Ona mı takıldın yani? Başka güzellikleri yok mu? İyi tarafı yok mu ya? İnsan şu kainat, bak muhabbeti anlattı. Muhabbet de kainat ilişkisini anlattı. İnsana giriyor. Çünkü insan kainatın hulasası. Şimdi kainatla muhabbeti gözümüzde gördük mü? Kainatın yaratılışının bir sebebi muhabbettir. Rabıtasıdır, hayatıdır, nurudur. Ne demek nur biliyor musunuz? Nur. Işığı değil ha. Böyle gösteren, karanlıktan aydınlatan değil. Allah'ın nuru semavat velar. Yaratan, böyle aydınlatan falan değil bu nuru. Nedir o? Mesela buzun nuru sudur. Bir daha buz hayal et. Onun nuru sudur. Yani buz suda yaratılmıştır. Mesela Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi kainat yaratmaya irade. Nasıl proje çizdi ilim? Yaratacak kudret ne hangi malzemeyle yapacak? Taşı toprağı hayatla. Ha? Allah'ın nuru semavat veren, Allah'ın nuru her tarafı kuşatmış. Yani Esma'nın donmuş halidir. Cil ve cemandaki sanatıdır. İşte muhabbetle, muhabbet için yaratmış. Muhabbeti sevene de niçin seviyorsun denilemez. Şu kainatın nurudur ve muhabbet şu kainatın hayatıdır. Kainatla muhabbeti anlattıktan sonra bakın nereye alaka kuruyor. Diyor ki insana geçiyor. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. Bak nereye bağladı? Bir daha. İnsan, virgül, kainatın en cami bir meyvesi. Çınar ağacı düşünün. Mükemmel bir ağaç düşünün. Çekirdekten ağaç ve meyve. İnsan, bu meyve. Ağaç, kainat. Kainatın, hayalet ağacın meyvesi. Bu meyvenin içerisinde bir tane çekirdek var. Bu meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin aynısı. Tamam. Şimdi o zaman bu kainatın, o ağacın çekirdeği Nur-u Muhammed'i, onun bir numunesi insanın kalbine derc edilmiştir. Diyor ki, insan kainatı meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet, o meyvede, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. Kainatı istila ediyor derken
kapsıyor demektir. İçinde değildir insan. Kainatı kapsıyor. Aynı zamanda dışındadır. İhata o demektir. Nüfus ediyor denilirse içine giriyor. İhata denilirse o değildir. Onu dağılmıştır. Yani Allah kainata sıfatlarıyla vardır. Zatıyla insanda vardır. Ondandır ki insan kainatı ihata etmiş, kainata nüfus etmemiş, içine almış ama sıf o değildir insan. Yani örnek verdim, kainat içine almış, kainatta ne var? Allah'ın esma ve sıfatları, zatı olmaz tövbe. Zatı insandadır. Ha demek ki kainatı ihata etmiş, ayrıyeten zatı aynı olmuş. Zatını gösteriyor. İhata ile nüfus farklıdır. Mesela toprağa su nüfus eder. İhata etmez. Onu kapsar. Bunu nerede anlatıyor? Çok ilginçtir. İlginizi çekecek. Lemalarda anlatır. Lemalarda gelirken uçakta da söyledim galiba. Hayat şey at bahsinde geçiyor. Diyor ki bu kainatta bir saray var diyor. Şey, say kainat demiyor. Bir saray var. Bu sarayda içinde sarayın içinde çalkalanan bir şehir var. Sarayın içinde bir şehir var. Tekrar saray, şehir, şehrin içinde o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Bir hayal edin sarayı. İçinde şehir var. Şehir var içinde. Şehrin içinde de ne var? Hicret içinde kaynayan bir memleket varmış. Peki saray nerede? Kainat. Dinlemedin gene. Kainat içinde. Kainat içinde. Şimdi bir daha şöyle diyeyim. Şu binadasınız abiler. Diyorum ki şu binanın içerisinde kırıkan var. O kırıkan içinde Hatay var. Hatay'ın içinde Türkiye var. Bu bina nerede? İnsan böyle bir şey işte. İçine kainatı dalmış. Ama sırf kainatı almamış. Kainatı dalmış. Kainatı ihata etmiş. Kainat arşa kadardır. Şeceri hilkat ise kabu kavsene kadardır. İnsan şeceri hilkatı almış. Bak bir saray var. Sarayın içinde şehir var. Şehrin içinde bir memleket var. O saray nerede? Mekansız mekan. O ben olan bendir. O sensin. O saray sensin. Sen kainat almışsın. Yetmiyor şeceri hilkatı almışsın. Yetmiyor. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyebilen de taayyum ve teşahhus ediyor. Allah'ın zatı taayyum ve teşahhus ediyor sende. Bunu ortaya çıkartan, bu manayı çıkartan yöntem muhabbettir. Muhabbetle ifade. Muhabbet varsa o hakikati ayan eder. İşlevini hedefine koyar. Sistemi işlevine koyar. Adavet varsa kainata zıt olduğu için, kainatta adavet olmadığından, kainatta aşk-ı kimya var, kainatta bir bütünlük var, birbirine bağlamak var. Adavet kainata zıt olduğu için kainatın nefretini alıyor. Kainatta nefret yoktur. Kainatta muhabbet vardır. Kimyadan misal verdim. Elektronlar birbirine bağlar. Gece ve gündüz birbirini örtü yaptım diyor. Kainatta bir muhabbet var. Bunu en güzel nerede anlatıyor biliyor musun? O 23. mektubu demeyeceğim. 26. pencerede anlatır. Kainatta bir aşk-ı lahuti var der. Yani Allah'lık hakikatinin aşk olarak kainatı nasıl yarattığını anlatır. Ama mükemmel o ders olmaz zaten. Umumi ders olmaz. Bir veya iki defa ders yapabilmişim onu. Hususi yapmışız. 26. pencere. Böyle kimyayı da bilmek gerekiyor onu ders yapabilmek için. Kimyayı ve organlar arasındaki ilişki, duygular arasındaki ilişki ve çelişki ve bütünselliği
bir şey, ihata edip o ders olabilir. 26. pencere. Bir daha söylüyorum. Kainatta bir aşkı ilahi var. Onu gösteren aşkı mecazi ve aşkı kimya var. Yani birbirini nefret etmiyor. Mesela portakalın rengi şey yaprağı itmiyor. Portakalın rengi yaprağın rengini itmiyor. Yani çizmiyor aman aman gösterme diye. Bir bütünsellik var. Renk bile böyle. Kimya da böyle. Mesela dış taraftaki elektron 6 ise 8'i tamamlar. 2 ise 6 almak ister. Hep bağ vardır. Tek başına hiçbir element doğada yoktur. Kısacası bu. Hiçbir element doğada tek göremezsiniz. Olamaz zaten. Bunu yapabilmek nükleer bir santral gerekiyor. Yaptığın anda zaten kimyasal bir bomba, enerji çıkıyor. Patlıyor biliyor musun? Ayrıştırdığın zaman, teke indirdiğin zaman içi dışarı geliyor, nükleer bir santral oluyor. Kainatta tek element yoktur. Tek kalan, adalet eden, sevmeyen, onu bunu eleştiren aynı böyledir. Ve tek element olarak alıyor, patlıyor, her tarafı yakıp yıkıyor. Hiçbir tamir göremezsin bundan, bu tipten. Hep eleştiri üzerine kurulmuş. Çünkü tek elementtir. Kimyayı söyledim. Kimyada, doğada tek element bulunamaz. Ancak onun için nükleer santral kurulur. Yani sevmek için sebep çoktur. Adavete gitmek için çok zorlanmak lazım. Ona da bir sürü sebep söylüyor Allah, şey usta. Allah'ımız bir diyor. Peygamberimiz bir diyor. Kitabımız bir. Ortak tarafı bir şey söyleyeyim size. Allah Resulü'nden söyleyeceğim. Birliği tutabilirsek, yani aramızdaki birliğin sebeplerini çoğaltırsak muhabbet artar. Ona ait söyleyeceğim. İlle birisiyle iletişim kurmak için ortak bir tarafınızı öne çıkarın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 19. mektupta biliyorsunuz ki tebliğ etmeden önce yemek yedirirdi. Tamam, yemek yedirirdi. Bir gün bir bedevi geliyor. Alışmışlar tabii krallara, serfure etmeye, boyun eğmeye, put gibi durmaya, korkmaya, titremeye. Bunu kral zannetmiş Mehmet abi. Kral, Allah Resulü'nü. Allah Resulü de onunla gelmiş, merak etmiş peygamber ama kral zannetmiş. Korkmuş. Allah Resulü de kırmadan, dökmeden onunla bir ortak tarafını aradı, onun üzerine davasını bina edecek. Diyor ki, korkma kardeş, korkma. Ben de, bak ortak tarafa bak, bakmış, ne ortak? Bedevi bir insan, hiç görmemişti. Korkma, ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. Bak ortak tarafımız. Mesela asker arkadaşı olmak, haç arkadaşı olmak, bir musibette beraber olmak, bir otobüste seyahat etmek, bir ortak tarafı ya falanca, ya ben falancayı da tanıyorum. O benim ağlamın çocuğu işte falan dükkan, lastikçi. Ya bir tanıdır. Yani bir ortak zemini indirgemek. İnsan da birbirimize ortaklık tarafımız Allah'tır, kitaptır, peygamberdir, ahiret inancıdır. Bunlar bizim birlik tarafımız. Diğerleri beşiridir. Kusur. O kusur ararsan anan da doğurur demiş. Bir daha Allah kainat ilişkisini insandaki tanımlaması girdi. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Yani insan kainatı meyvesi ama kalbinde diyor kainatı yata edecek bir muhabbet taşıyor. Yani beni seni içine alacak değil, kainatı içine alıyor. Kainatın içinde domuz var, çakal var, dinsiz var, her şey var. İçine almış. İnsanın kalbi kainatı yâde etmiş. Peki o zaman derdimiz ne yani? Niçin kavga ediyoruz? Ha, Allah, humanist olmayacağız. Ya herkesi seveceksin. Şartsız, kayıtsız. Böyle bir şey olur mu ya? Allah sevmiyor. Allah onu sevmiyor. Halidine, fiyâ, ebeda. Sevmediği için sonsuz cenneti cehenneme koyacak. Ha, onun dışında ortak zeminimiz çok. Kuru ekmek yiyen bir kadının çocukları değiliz. O öyle bir bağ vardı ama seninle benim Allah'ımız bir.
Bak ortak bir zemin, yemek yedirmiş. Açlık, yokluk. Ondan sonra hayret etmek, aklı iflas ettirmek orada. Allah Allah, bir avuç yemekte. Bizi bunun için mi çağırdın ya Muhammed demiş. Yani bunu diyor, bu kadar kişiyi çağırdın. Ya diyor, diyor ki kendisi. Kastin çok yedim ki bitsin de zor durumda kalsın. Hiç bitmedi. Kendisi söylüyor, okudum o kitabı. Usta tavsiyeye girmiyor. Kastin çok yedim, alıyorum diyor. Aldığım anda aynı oluyor. Yani onu zor duruma sokmak için, ha bitti ya. Ha bak, bu kadar kişi mi yiyecekti bir avuç? Bak bitti. Deve işlerinde diyor biliyorsunuz. Bir deve yavrusu yiyen bir insan da vardı. Mucize ya. Bak böyle bir peygamberimiz, ortak zeminimiz. Birlik tarafımız. Demek ki insan, insanın kalbi, kainatı ihata edecek bir muhabbeti taşıyor. O kalbin içerisinde, gölün içerisine sen mi, seni mi almaz, beni mi almaz? Yeter ki muhabbet olsun. Adalet mecazi olur. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Peki kainatın içine nüfus değil, ihata eden bir kalple sırf kainat sevilmez. Ancak Allah olur. Zaten sevginin de birbirimizi sevme şekli, yöntemi, sistemi de şablonu Allah üzerinde oluyor. Allah sevdiği için seviyoruz. Allah sev dediği için seviyoruz. Mesela dese ki padişah, Fatih Sultan dese ki şunun elini öp. Ya çocuk ya o adamı falan öperim. Sana emrettiyse onun eli gibi gözükürken aslında padişahın eliydir. Ama onun elini öpüyorsun. Ay, padişah emrettiği için. Allah da bize emrediyor. Birbirinizi sevin diyor. İşte ey nefis ve ey arkadaş, insanın haffe ve muhabbete alet olacak iki cihaz fıtratında derc olunmuştur. İnsanın sevmesine ve nefret etmesine. İki cihaz fıtratında derc edilmiş. Niye derc edilmiş? Muhabbeti anladık. Âlâ külli hal, o muhabbet ve haf ya halka veya halika mütevecci olacak. Yani doğada da bazı şeyler imtizaç etmiyor. Ama mutlaka imtizaç ediyorlar. Başka tarafıyla. Yani o muhabbet ya etrafına bağlanacak veya etrafıyla onu idare eden zata yönlendirilecek. Halbuki halktan, şu etrafımızdan haf ise, yani korku ise elin bir beliyedir. Yani zahirden korkmak, Allah'ı merkeze koymadan korkmak, elin bir beliye. Beliye ne demek? Bela. Bela başka? Musibet. Başka? Oklavanın altında şekil alan hamur gibidir. Mesela bunların başında nedir? Ölüm korkusudur. Ölüm korkusunu dün Allah nasip etti bir cümle olarak söyleyeceğim. Belki işinize yarayan olur. Ölüm korkusu, yani ölüm korkusu hakkında çok cümleler veya dersler yapmışım. Ama dün böyle okurken nasip olan bir cümleyi söyleyeceğim. Belki istifade edersiniz, dua edersiniz bana. Ölüm korkusu ey limana yaşam enerjisidir. Mesela bir tane misalini vereyim. Hantal, hareketsiz, böyle duran bir insanı düşünün. Burada şimdi. Bir deprem olsa, hani uyuşuktu? Korku yaşam enerjisidir. Hareketin ta kendisi sebebidir. Hayat anlamlandıran, hayatın içine dolduran, hayatına mana ile dokunduran. Hani bu dersler mesela hayatının bir tarafına dokunmuşsa, bak içi doldurdun. Sen zihninde evde birisine kızmışsan kızmaman gerekiyor. Şimdi hayatına biraz dokunulmuş oluyor. Demek ki hayatı monotonluktan, yeknesaklıktan, standartlıktan çıkartıp heyecan katan, anlam katan, hedefini canlı tutan, deprem gibi böyle şey gibi, dertler bana derman imiş gibi. Nedir o? Ölüm korkusu yaşam enerjisidir. Yani yaşama enerjisini aktif edendir. Olmasa
İnsan hayatına anlam yükleyemez, hayatını koruyamaz, çatılardan aşağı atar, hiçbir kıymet vermez, sokakta bulunan bir buluntu eşyası gibi olur. Ölüm korkusu ehli imana yaşam enerjisidir. Bak Allahsız bakılınca ne oluyor? O hav müthiş bir elin bir beliyedir. Beladır. Adamı eziyor. Çünkü ölüm izah edilmedikçe bu dünyada insanoğluna rahatlık yoktur. Çünkü sonu kabir mi? Bunda mühendis de olsan, avam da olsan, fakir fukara da olsan, tok aç olsan, kadın erkek olsan hiç fark etmiyor. Gece ve gündüz dahi bu kuyuya girecek mi? Bu bitti. O zaman bu kabirden bu tarafa olan, yani bizden yana olan hayatı ancak kabir izah edilmekle tahammül olur, anlam bulur, keyif verir bu dünya. Yoksa her an seni tehdit eden, her an akrabaların ölümüyle sarsılan bir hayatta her an deprem olabilir. Kalp krizi geçirebilirsin. Böyle bir hayatta lezzet mi olur, keyif mi olur? Deve kuşu gibi kafanı soksan kumaya nereye kadar yapacaksın? Nereye kadar yani? Nereye kadar? Nereye kadar? Allah Allah. Bak bir tanesi söyleyeyim biraz. Oğlum dedi. Peccaz mı diyorlar? Peccaz. Peccaz. Bu yolların kenarında böyle çiçek otları şey yapan. Şirketin sahibi. Dedi ki oğlum dedi birkaç günden beri başım ağrıyor. Siz gidin de şey yapın. İşçiler de var. Yani Alman. Ben bir bakayım. Bir hap yazdırırım da. Bir hap alırım da. Orada gittiğimiz evde kahvaltı yapacağız ya. Orada da bu hapı içerim. Abdurrahman. Baş ağrıyor yani birkaç günden beri. Şiddetlenmiş yani. Biraz ağrıyor ama şiddetlenmiş. Ne gidin. İlaç şey yapayım da geleceğim. Gidin. Tamam baba. Bir gidiyorlar. Adam gelmiyor. Adam şüpheleniyorlar. Bir MR bilmem ne. Oho. Komple sarmış kanser. Hap alacaklar. Hani? Ya o gidiş o gidiş. O işe gidiyordu. Neye güveniyorsun ki? Pişt, 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 pişt. Bitti. Böyle ya. Şey için demek istiyorum. Her an tepemizde ölüm korkusu var. Kabir var. Ölüm varken hayat nasıl yaşanır ki? O zaman bu izah edilmesi lazım. Ölümü teris tezkeresi, tahvili vücut, itlak-ı ruh, zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çevrilme anlayışı, itikat ve imanı anlayışı bizde olunca hayat keyiftir. Yoksa mümkün değil. Ölüm ehli imana gafur, hayat yaşam enerjisidir. Pakettir paket. Patlatıyor böyle uf be diyorsun. Ulan zaten o olmasa biz burada da olmazdık, siz de olmazdınız. Ölüm korkusunu kaldırın. Adam mesela mezarlıkta bile telefon oynuyor. Ya da ölüm korkusu var mı? Yok. Hayat anlamı bulmuş mu? Yok. Hayat ortada hayatı anlamına koyan, hayat anlamlandıran, kıblesine koyan ölüm korkusudur. Hayat yaşamdır. Yaşam enerjisidir. Yaşamın kendisidir. Mevt ise kıblesine koymaktır. Hayat ile faniye geliyoruz, ölüm ile bekaya geçiyoruz. Bu kadar kalitelidir. Hayat bulmayla dünyaya geliyoruz, meftle ölümle bekaya geçiyoruz. Hayat ile faniye geliyoruz, meftle bekaya geçiyoruz. Hangisi kaliteli? Hayat yaşamın kendisi enerjisidir. Meft ise kıblesidir. Her şeyi anlamlandıran o. İyi ki koymuş. Diyor bak haf, ya halka veya halika mutevecci olacak. Halbuki haktan haf ise elin bir beliyedir. Anladık değil mi Mustafa? Ölüm korkusu iyi bir şey miymiş abi? İyi bir şey. Olmasa ne yapacaktık ki? Ne olur ne olacak? Ölüm korkusu ne olacak? Bu akşam gelmezdin ki. Bu akşam niye geleceksin ki? Abi gelmeyenler, ölüm korkusu olsa bir an durabilir mi? Sorayım gelmeyenlere. Acaba ölse dün akşam
Bu akşam hadi lan git. Bir gün seni tuttuk. Sana 3 ayda mühlet. Çık lan dünyaya kabirden. Bu akşam gelir miydi gelmez miydi? Gelirdi. Gelirdi değil mi? Hem de nasıl gelirdi? Bir daha gitmemek üzere gelirdi. Bir daha buradan gitmezdi. Aman kapıya köle olayım şuna. Acaba bu hayatın, bu ders hani, bu dersin neticesini biz ahiretteki hulasasını, karşılığını görsek ne yapardık? Acaba kitap okumaz mıydık? Hep ders mi dinlerdik? Ezeli ve ebedi hayatımızın çekirdeği olduğunu, biz yaptığımızı bu çekirdeği, gelecek hayatı biz inşa ettiğimiz burada, acaba sırf ders dinlemeyle yetinir miydik? Acaba o derse gelmeyenler gelmez miydi? Acaba gelenler kitap okumaya geçmez miydi? Okuyanlar birbirlerimize kusur mu? Acaba ilişkilerimizin artırmak için kalitesini, muhabbete sebep aramaz mıydı? Ahireti görsek de gelsek. Ama görmüş gelmiş peygamber. Zaten onun sahibi olan Allah söylüyor. Zübeyir abinin ifadesiyle biz buralara giremezdik diyor o zaman. Yer kalmazdı bize. Yer kalmazdı. Herkes burayı işgal ederdi. Bize yer kalmazdı. Halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde haf elin bir beliyedir. Ölüm korkusu. Kim dinler? Seni dinler mi? Hayat gidiyor kardeşim. Nasıl çarpacaksın? Bu korku bak. Sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Acayip bir şey ya. Mesela 3 gün oldu bugün. Oradaki arkadaşlarına selamını söyleyeyim. Şu Tutkart'ta dershanemiz açıldı. Mülkümüz açıldı, dershane. Oradan gelirken böyle havalimanında görürüz. O Romanya'nın üzerindeki bir türbülansa girdi. Hurlar var ya konuşuyorlar de la kargo. Allah Allah nasıl Allah ekber falan. Ne oldu lan? Sonra acayip. Ya. Peki o Allah Allah bağıranlar uçak indi. Gene valiz alırken. Yani İyi ki bu korkuyu koyuyor. Bazen benim o kadar hoşuma gidiyor ki böyle uçakta sanki kahvehaneye getirmiş kitap okuyamıyorsun. Ulan bir turbulansa girse dedim ya. Girdiği zaman. Diğerlerini de rahatsız ediyor ama. Yani şeyi demek istiyorum. Korku, haf o kadar büyük nimet ki. Hayatı kıblesine ne koyacaktık haf olmasaydı? O hafın, korkunun temeli, merkezi, odak noktası da ölümdür. Evin ölür. Yıkılır. Eşin ölür. Aşın işin ölür. Ama sen öldün mü her şey ölür. Şu halde haf elin bir beladır. Allahsız düşünmek elin bir beladır. Devamlı seni böyle oklavan altına şekil alan hamur gibi ezer ya. Hayatı mahveder. Bu korkuların, bu psikolojik hastalıkların var ya %70'i 80'i diyorlar da ben 80'i ekliyorum. İlaç kullanan %70-80'i korku. Mesela %50'ye yakın Abdurrahman aklım gider mi korkusuyla. Evet, aklım acaba gider mi? Başka bir tanesi söyleyeyim. Karısı kocasıyla boşanmış. Kadın bir 8 yaşında, 5 yaşında, 5 kızı var evde. Çarşı pazara gidemiyor. Bırakamıyor. Niye? Çarşıya gidersem, alışveriş yaparken ölürsem beni evdekiler bu eve oldum bilmez. O çocuk orada ağlar, annesiz ben de orada ölmüşüm. Beni de bir, Almanya burası, bir gavur memleketine gömerler. Çocuğum da orada ağlar, artık ağlayamaz olur. O da ölür ve arkamdan ölür gelir. Senaryoya bak. Türk filmi bile böyle olmaz yani. Görüyor musun? Ama bu nurları tanıyor, kendisi yazıyor bunu. Benimle görüşmekten değil. Kendisi bir mektup yazıyor. Bunları tek tek anlatıyor. Sonra bir fırıncı vasıtasıyla nurları tanıyor, derslere giriyor, tesettüre giriyor, derslerini tarifesi var, bunu dile getiriyor. Acaba o anda bana kim yardım edebilirdi diyor. Ve neler anlatıyor. Gördün mektubu. Dağıtmışlar da fotokopi çekmişler. Böyle düşünüyordum diyor.
Muhabbet ise bir saat oldu mu? Oldu. Burada kesiyor. Olmadı bir saat. Yeter. Kaç? 58 saat olmuş. Evet. Allah gecenizi, cumanızı mübarek eylesin. Uhuvvetinizi âli eylesin. Cenab-ı Hak hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştirak amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Beşeriyetimizden kaynaklanan günahlardan dolayı Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu maddi ve manevi nimet ilahisini geri almasın. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet, kendisine kul, ustadımıza talebe eylesin. Birbirimize de kardeş eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de bu yollarda bizi devam ettirsin. İstikametten ayırmasın. Vahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.